Evet, Semih'le birlikteyiz. Şampiyonlarla birlikteyiz. Semih, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Alnınızın akıyla kazandınız bu şampiyonluğu. Ya, birazdan da seremoni olacak. Kupayı kaldıracaksınız. Öncelikle hislerini soralım. Hislerim gerçekten de çok iyi. Çok mutluyum şu an. Bunu 3 hafta önce başarmıştık. 3 hafta önce şampiyonluğumuzu garantilemiştik. Elinde sonunda kupamıza bugün kavuşuyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarıma, yöneticilere, bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kupamızı geçen yıl olduğu gibi tekrar onlara armağan ediyoruz. 19. şampiyonu evet. Kutlu mutlu olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum Semih. Sağ ol. Hemen gidelim buraya kaptanın Umut'un yanına. Kaptan, tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Finişi de çok güzel şekilde yaptılar. Bütün sezon çok zorlu maçlar yaptık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yönetimimizi, hocalarımı, taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek verdiler. Bugün kupamızı alacağız ve şampiyonumuzu resmen ilan edeceğiz. Herkese hayırlı olsun. Bu mutluluğu doyasıya yaşasınlar. Tebrik ediyorum kaptan. Birazdan da isimleriniz anons edilecek. Umut Bulut, bu şampiyonlukta onun çok büyük payı var. Numarası gibi Galatasaray 19. şampiyonluğuna imza attı. Umut, helal olsun diyorum. Duygularını alayım. Valla çok mutluyum çünkü aslında şampiyon olacağımız sezon başında biliyordum. O yüzden 19 numarayı aldım. 19'un şampiyonluğunu kutlamak için. Güzel bir jest oldu bana da aslında. Biliyordun yani bu sezon. Ya estağfurullah, tabii ki bilemeyiz ama inanıyorduk tabii ki sezon başından bu yana. Sonuçta nasip oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Nordic, congratulations. Teşekkür ederim. Congratulations. Teşekkür ederim. 19 champion Galatasaray. Yes. What do you say? What do you feel? No, we're really happy. It's my first champion to be champion. It's a good feeling, nice feeling. I'm happy for the team, for the spectators. It was a long and tough season, but end of the day we're the champion and we are happy. Now we're gonna celebrate and we take our trophy. Thank you. Thank okay. Amrabat büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu ve kariyerindeki ilk şampiyonunu Galatasaray'la yaşamanın gururunu söyledi. Uzun bir yolculuk oldu, uzun bir periyot oldu ve şampiyonluğa uzandık dedi. Yanında kim var? Kral var. Kral, tebrik ediyorum. Harika bir sezon. Vallahi herkes Burak Yılmaz'ı bir kez daha gördü. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Seni soralım, Burak Yılmaz'ı soralım bu sezon için. Ya benim için zor bir sezondu. Zor başlayan bir sezondu ama Allah'ıma şükürler olsun ki iyi bitti. Hocalarımın, arkadaşlarımın bana çok büyük desteği var. Taraftarımızın çok büyük desteği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel, çok gurur verici bir sezon. Eminim ailem de benimle gurur duyuyordur. Annem babam da benimle gurur duyuyordur. Önce onlara teşekkür ediyorum. Ondan sonra arkadaşlarıma, hocalarıma, tüm camiamıza teşekkür ederim. Burak, Galatasaray'a geldin ve kariyerinin belki de en iyi dönemlerini yaşıyorsun. Senin bu ruhunu, senin bu sahaya yansıttığın duyguları biz her maç görüyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Taraftar da bunun farkında. Seni çok seviyorlar. Sen Galatasaray sevgisiyle ilgili, bu sezonla ilgili neler söylersin? Ben 4 büyük takımda da oynadım ama böyle sahiplenme, böyle bir aile, böyle bir gurur, böyle bir tablo, işte görüyorsunuz, böyle bir atmosfer hiçbir zaman görmedim. Mutlaka diğer takımlarda büyük takımlar ama burayı ayıran özellikleri aile olması, bazı değerlerini koruması, saygı, sevgi, savaşma, başarı, her zaman daha yükseği isteme. Burada alt safhada ben de buraya uymaya başladım. Ben de onlarla birlikte daha iyi olmaya başlarım. Tekrar bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Burak. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, Kral'la birlikteydik. Kral bu sezon gerçekten Galatasaray'ı çok iyi bir şekilde taşıdı diyebiliriz. Önemli bir gol sayısına da ulaştı bu sezon. Ve Galatasaraylı taraftarların inanılmaz bir sevgisini kazandı sevgili seyirciler. Birazdan futbolcular anons edilecek. Çime çıkacaklar ve kupa seremonisi gerçekleşecek. Şu anda Didier Drogba arkadaşlarını, kalecileri çekiyor. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın aile ortamını bir kez daha görebiliyoruz burada. İşte yavaş yavaş da onlar da sahneye doğru gidiyorlar. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç var. Büyük bir coşku var burada, büyük bir mutluluk var. Teker teker futbolcular anons edilecek ve şampiyon sahne alacak. Şampiyon 19.
Süper Lig kupasını kaldıracak. 52 bin taraftarı önünde hak etti. Buralara geldi. Bu aslanlar başardı bunu. Ve imparator ve öğrencileri birazdan çimlere gelecekler. Teker teker anons edilecekler. İşte Galatasaraylı futbolcular da yavaş yavaş artık çime doğru ilerliyorlar. Sevgili seyirciler, bizler de onlarla birlikteyiz. Hamit Altıntop bizimle birlikte. Hamit, şampiyonuz, şampiyon Galatasaray. Duygularını alayım. Ya hedefimiz buydu. Her gün bunun için çok ciddi ve dürüst çalıştık. Sonuçta kupayı hak ettiğimize inanıyorum. Burada gördüğünüz gibi taraftarlarla beraber bunu kutlamaya çalışıyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Birazdan 4 numara Hamit Altıntop diyecek arkadaşlarımız ve anons edileceksin. Heyecan var mı? Çok maça çıktın ama. Heyecan olmasa zaten motivasyon olmaz. O motivasyon da zaten bizi bu kupaya taşıdı. Teşekkür ediyoruz Hamit'e de. Melo'da Hamit'e takılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcuları, 19. şampiyonlar buraya doğru geliyor. Biz tekrar sözü Caner Bester'e bırakalım. Birazdan yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, artık seremoni başlıyor. Bu seremonide arkadaşımız Kerem Can Bulat'ın anlatımıyla sizleri ekranınıza getireceğiz. Kupa töreni tabii ki bütün hızıyla Galatasaray TV ekranlarında yaşanıyor. Şu anda Kerem de anlatım odasında hazır. Evet Kerem, coşkulu bir anlatımla kupa seremonisini senin ağzından dinliyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonu şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşacak sevgili seyirciler. Sarı kırmızılı takım taraftarıyla bütünleşerek kupasını kaldıracak ve gerçekten bu hak ettiği mutluluğu da sonuna kadar yaşayacak. Hamit Altıntop sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu sahada taraftarların büyük alkışıyla, tecrübesiyle, takıma kattıklarıyla şampiyonluk yolunda çok büyük katkı verdi Hamit Altıntop Galatasaray'a. Çok büyük takımlarda forma giydi. Çok önemli başarılar elde etti. Gelsenkirchen de Şampiyonlar Ligi'nde doğduğu yerde şanssızlığını kırarak ağları sarstı ve ligde de şampiyonluğu kazandı. Hamit Altıntop'un ardından Gökhan Zan taraftarları selamlayacak oyuncu Hamit Altıntop ekranda ve şimdi de Gökhan Zan'ı görüyoruz. Formayı giydiği her an savaşçı ruhuyla, karakteriyle, çalışkanlığıyla çok büyük takdir topladı Gökhan Zan. Ve sergilediği iyi performanslarla da savunmada Fatih Terim tarafından şans bulduğu anda büyük katkı verdi. 7 numaralı formasıyla Aydın Yılmaz geliyor. Kritik gollerin adamı Aydın Yılmaz, teknik heyet, takım arkadaşları ve taraftarların alkışlarıyla arenanın zemininde şampiyonluk platformundaki yerini alıyor. Selçuk İnan geliyor. Galatasaray'ın orta sahadaki maestrosu, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluktan sonra yeni sezonda da yeni zaferlere atılan adımlarda çok büyük rol oynadı. Çok büyük alkış var Selçuk'a. Çok büyük bir tezahürat var. Sonuna kadar hak etti. Sonuna kadar hak etti Selçuk İnan. Kritik anlarda kritik golleriyle, asistleriyle Galatasaray'a hayat verdi. Ve Johan Elmander, Galatasaray'ın İsveçli terminatörü Johan Elmander, karakteriyle, çalışkanlığıyla, hırsıyla Galatasaray taraftarının her zaman hatırlayacağı isimlerden bir tanesi olacak Johan Elmander. İşte İsveçli yıldız kızıyla beraber platformundaki yerini alıyor. 10 numara Felipe ve Felipe Melo geliyor. Felipe Melo da Brezilyalı yıldızlar.
çocuklarıyla beraber platformu ilerliyor. Son haftalarda sergilediği performansla özellikle muhteşem işler yapmıştı. Ve Pitbull dansı ailece sergileniyor bu kez. Unutulmaz görüntüler Türk Telekom Arena'da. Şampiyonlukları, başarıları daha da güzelleştiren, daha da özel kılan çok renkli anlar. İspanyol oyuncu Albert Riera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim tarafından sol bekte görev verildi kendisine. Ve sezon boyunca sergilediği muhteşem performansı da kapanış maçında attığı golle bir nevi süslemiş oldu görüntüdeki Albert Riera. Başka bir şey söylemeye aslında çok da fazla gerek yok. Didier Drogba, dünya yıldızı, parçalı formayla, Metin Oktay ruhuyla şampiyonluk kutlamasında platformdaki yerini alıyor. İşte Didier Drogba. Muhteşem bir giriş yaptı Akhisar Belediyespor karşısında, attığı golle lige liderliğiyle takıma büyük katkıda bulundu. Didier Drogba'nın ardından Dani Nunca ve Dani Junior. Babalar ve oğullar bir arada platformda Semih Kaya'yla birlikte savunmada geçilmez bir ikili oluşturdu. Dani Nunca yüreğiyle, hava toplarındaki soğukkanlılığıyla Galatasaray savunmasının sigortalarındandı Dani Nunca. Hollandalı efsane Johan Cruyff'un forma numarasını tercih etmişti. Wesley Sneijder Galatasaray'a geldiğinde ve bu tercihin ardından da efsanevi bir şampiyonluğa ortak oldu, katkıda bulundu. Hollanda milli takımının kaptanı Wesley Sneijder, onu da parçalı formayla şampiyonluk için platformda görmek gerçekten çok büyük olur. Her biri birbirinden güzel 24 gol attı. Kral Burak Yılmaz, Galatasaray taraftarının sevgilisi, Türk futbolunun göz bebeği Burak Yılmaz, gol krallığıyla beraber şampiyonluk tacını da takacak. Ona da çok büyük bir tezahürat var. Bunu sonuna kadar hak etti Burak Yılmaz. Numaralı formasıyla 19. şampiyonluk kutluyorum Utkuluz sezona. Galatasaray'ın yaptığı muhteşem başlangıçta en önemli rol sahiplerinden biriydi. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe alanını iki kez sarstıktan sonra ligde ilk haftalarda sergilediği performansla Galatasaray'ın kazandığı ve sonuna kadar götürdüğü liderlikte çok büyük pay sahibi oldu Utkuluz. Ve Umut Bulut tezahüratlarıyla iniyor arena. Takımdaki en eskilerden biri, en tecrübeli isimlerden biri Hakan Balta. O da oğluyla birlikte platforma hareketleniyor. O da Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok özel isimlerden biri. Tam bir görev adamı Hakan Balta. Tezahüratları da hep birlikte duyuyoruz. Furkan Özçal şimdi de arenanın zeminindeki yerini alıyor, platformdaki yerini alıyor.
genç futbolcu Furkan Özçal. Hocası Claudio Taffarel olan bir kaleciden tabii ki çok şeyler beklemeliydik. O da bizim beklentilerimizi karşılıksız bırakmamalıydı. Öyle de yaptı. Fernando Muslera üst üste ikinci şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray formasıyla. Çok büyük gurur Uruguaylı file bekçisi için. Rakiplerine savunmada geçit vermedi. Her zaman yüreğini ortaya koydu Semih Kaya. Milan'ın Maldini'si varsa belki de Galatasaray'ın Semih Kaya'sı var ilerleyen yıllarda. Biliyoruz ki bu düşünce içinde olur. Semih Kaya altyapısından yetiştiği Galatasaray'a büyük hizmetler vermeye devam eder. 27 numara. Çok renkli, her zaman çok neşeli, çok sıcaklandı. Ailenin en güzel, en değerli parçalarından biri. Emmanuel Eboué. Arena Eboué tezahüratla deyim yerinde sıkılıyor. Yaşadığı çok büyük şanssızlıkla Galatasaray formasından uzak kaldı. Thomas Ufaluji bizlerin deyimiyle Big Shot. Ancak o liderlik duruşu vasıflarını her zaman takımın yanında bulundurdu Çek Yıldız. Taraftarın da tezahüratını zaten duyuyorsunuz. Kalplerde çok ayrı bir yeri var. Şimdi de Çağlar Birinci tribünlerin ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde platformdaki yerini alıyor. Kadronun önemli bölümünde olduğu gibi üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan futbolculardan bir tanesi Yekta Kurtuluş. Galatasaray orta alanı için çok özel, çok önemli bir isim Yekta. O da tezahüratlar eşliğinde platformdaki yerini aldı. 50 numara. Engin Baytar görüntüde Galatasaraylı futbolcu. O da takım arkadaşlarına bu yolda tabii ki çok büyük destek oldu. O da platformdaki yerini alıyor. Galatasaray kültüründe altyapıdan yetişen futbolculara sevgi her zaman çok büyük, her zaman var. Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Emre Çolak da Galatasaray altyapısının ürünü. O da şampiyonlukta katkıda bulunan isimlerden Emre Çolak. Galatasaray'a transfer süreci çok uzun sürdü. Nordin Amrabat'ın paslı yıldızın o Galatasaray'da oynamak istedi. Galatasaray onu istedi ve belki de en güzel aşk zor olandır deriz ya. İşte Nordin Amrabat Galatasaray aşkı da
tam olarak bunu kapsıyor zannediyorum ki. Nordin Amrabat'ta platformda. Kaptan geliyor. Sabri Sarıoğlu Sert'le beraber platform hareketleniyor tabii ki. Çok büyük bir alkış var Sabri Sarıoğlu'na. Galatasaray formasıyla yeşil zeminde olduğu her an sonuna kadar mücadele ettiğini herkes hissediyor. Başkanı Ünal Aysal'la beraber Galatasaray teknik heyeti de ekrana geldi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Tafer El ve Ümit Davala ekranda. Brezilyalı Galatasaray efsanesi diyebiliriz sanırım. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş bir arada görüntüye geldi. Tafarel'in ardından Hasan Şaş ekranlarımızda sevgili seyirciler. Futbolculuk döneminde de hırsıyla, enerjisiyle Galatasaray'a canını veren bir isimdi. Hasan Şaş yardımcı antrenörlüğünde de aynı çizgisini her zaman korudu, korumaya da devam edecek. Hasan Şaş'tan sonra sırada Ümit Davala. UEFA Kupası zaferini hatırladığımız bu günlerde Tafer El, Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı bir arada sahnede görmek çok büyük gurur ve Galatasaray'ın
Galatasaray taraftarı anons etti zaten. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başarının en büyük mimarlarından biri şüphesiz ki Başkanı Nuray Sağ'la beraber Galatasaray'ın yaptığı çok büyük atılımda çok büyük pay sahibi olduğu İmparator Fatih Terim. Galatasaray'ın en güzel dönemlerinde hep onun adı var. Fatih Terim. Kupayla birlikte şampiyonluk pozunu veriyor. Çok büyük bir aile bu şampiyonlukta söz sahibi, emek sahibi Galatasaray ailesine 19. şampiyonluk bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Galatasaray Teknik Heyeti bu şekilde şampiyonluk kupasıyla birlikte poz verdi. Ölümsüzleşecek, her zaman hatırlanacak anlar. Kupa İmparator Fatih Terim'in ellerinde. Hamit Altıntop kupayı aldı ve tribünlere doğru götürüyor. Galatasaray
Galatasaray taraftarı takıma verdiği büyük destekle bu şampiyonluğun kazanılmasında çok büyük pay sahibiydi. Ve kupa, o kupayı hak eden taraftarına bu şekilde sunuldu. Hamit Altıntop ve sarı kırmızı futbolcular tarafından. Klasikleşecek kupa sevinci, şampiyonluk sevinci Galatasaray'dan. İmparator Fatih Terim'le birlikteyiz. 19. şampiyonluğun mimarı Galatasaray'a çok büyük başarılarla imza attı ve bu senede 2 sene üst üste gene şampiyon yaptı. İmparator, büyük bir başarı. Taraftar tek bir ağızdan Fatih Terim dedi ve yine şampiyonluğu ilan ettiniz. Ne hissediyorsunuz hocam? Ve tüm teknik heyet, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Birçok insanın emeği var, alın teri var. Bunda seyircilerimizden, taraftarımızdan, başkanımıza, yönetimimize, oyuncumuzdan, sizlere, herkese kadar, tüm Galatasaraylılara buradan selamlarımı yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum. Ve elimi, burada olmayanlara elimi kalbimi götürerek selamlarımı ve hissettiklerimi yolluyorum. Çok güzel bir şey. İnşallah bu güzel günleri hep beraber devam edelim. Hocam, büyük engeller koyuldu. Büyük yanlışlar yapıldı ama Galatasaray sizin önderliğinizle şampiyonluğa gitti. Sezonu değerlendirirsek bu zorlu bir şampiyonluk için özellikle ne dersiniz bizi izleyenlere? Ciddi başarılar muhakkak ki zor olur zaten. Çok büyük emek ister, çok büyük özveri ister. Dolayısıyla şampiyonluğun keyfini çıkarmak lazım. Başka hiçbir şey düşünmeden sadece alınan başarıyla güzel güzel eğlenip keyfini çıkarmak lazım. Hülya abla tişört yaptırmış. Ondan haberimiz var mı? Haberim yok. Özel bir tişört bekliyor hocam sizi. Öyle mi? Evet. Büyük bir sürpriz var. Size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızdan dolayı da Galatasaray taraftarı adına çok teşekkür ediyorum. Ben de televizyondaki herkese teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Evet, İmparator Fatih Terim. İmparator Fatih Terim. Ya süpersin ya valla. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in arkadaşımız Can Karadeniz'e yaptığı röportaj ekrana geldi ve az önceki çok renkli görüntü, Dani Junior kupanın içindeydi. Galatasaraylı futbolcularla bir aradaydı. Gerçekten çok özel, çok renkli bir andı. Belki de şampiyonluğun en unutulmaz, şampiyonluk kutlamalarının en unutulmaz, en dikkat çeken karelerinden biriydi ve kupa Galatasaraylı futbolcuların ellerinde tribünleri dolaşıyor. Galatasaray taraftarının şampiyonluktaki büyük emeğinden bahsediyordum. Bir kere bile arena kapatılmadı. Galatasaray seyircisinden yoksun mücadele etmedi bu sezon. Ve taraftar verdiği büyük destekle takımı her an ateşledi. Geriye düştüğünde ateşledi. Öne geçtiğinde destek oldu. Takımın arkasına rüzgar almasını sağladı. Ve bu taraftar da bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Wesley Sneijder ve Didier Drogba birlikte poz veriyorlar devre arasında. Galatasaray'a katılan dünya ünlü yıldızlar şampiyonlukta, onlar da büyük katkı verdiler. İşte Didier Drogba taraftarla bu sevinci, bu coşkuyu böyle paylaşıyor. Ve Galatasaray Kalesi'nin güvenilir eldivenleri, Galatasaray'ın 4 kalecisi kupayla birlikte böyle poz verdi. Söz tekrar Can Karadeniz'de.
Teşekkür ediyoruz Aydın Yılmaz. Aydın, tebrik ediyorum. Teşekkürler. 2 sene üst üste şampiyonluk, 19. Evet. şampiyonluk, kupayı kaldırdınız. Öncelikle duygularını alayım. Yani artık söylenecek bir şey yok. Bütün sezon bunun için mücadele ediyoruz, bunun için savaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızla beraber, dışarıda ailemizle hep beraber bu mutluluğu yaşamak için mücadele ediyoruz. Futbolun güzellikleri bu. Sonunda hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Yani diyeceğim gibi kelimelerle anlayacak bir şey değil. Şampiyonu gerçekten çok mutluluk verici. Bütün takım arkadaşlarımı, teknik heyeti tebrik ediyorum ve bütün bu 19. şampiyonlarla muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bizi izleyen Galatasaray TV'de taraftarlar izliyor. Herkes evinde büyük bir coşkuyla bizleri seyrediyor. Onlara buradan Galatasaray TV aracılığıyla ne söylersin? Yani onlar da doya doya bu şampiyonluğumuzu kutlasınlar. 19. şampiyonluğumuz gerçekten herkese armağan olsun ve doya doya kutlasınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tekrar helal olsun size. Evet sevgili seyirciler, Aydın Yılmaz'ı da dinledik. Röportajlarımız oldukça yine burada olacağız. Sözü tekrar ben Kerem'e bırakıyorum. Can Karadeniz'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz röportajı için. Ve şampiyonu kutlamalarından görüntüler ekrana getirmeye devam ediyoruz. Galatasaraylı futbolcular gruplar halinde teker teker kupayla poz vermeyi ihmal etmiyor. İşte o şampiyonlukta çok büyük emeği olan isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Burak Yılmaz. Burak da kupayla beraber tribünleri kendisini sezon boyunca destekleyen, yeri geldiğinde ateşleyen taraftarlarını selamlıyor. Bir poz da Gökhan Zan'la beraber veriyor Kral Burak Yılmaz. 24 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Şampiyonluk sevinciyle birlikte gol krallığı mutluluğunu da yaşamış oldu başarılı futbolcu. Galatasaray formasıyla çok özel bir sezonu geride bıraktı. Didier Drogba görüntüde Galatasaray'ın dünya yıldızı. Onu bu forma altında, parçalı forma altında görmek sadece Galatasaraylılar için değil, tüm Türk futbol severler için çok büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Thomas Ufaluji ekrana geldi. Çok renkli bir görüntü. Çek Yıldız'ın şaşkınlığı ekrandaydı sevgili seyirciler. Ve Galatasaray'ın pitbullu Felipe Melo geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta da çok büyük katkı vermişti. 2012-2013 sezonunda da Galatasaray'a verdiği katkıyla şampiyonlukta pay sahibi olan isimlerden biri oldu. Kupayla taraftarı selamlama sırası Dani Nunca'da. Dani Nunca ve Didier Drogba. Biri savunmadaki güvencesi Galatasaray'ın, diğeri dünya yıldızı, hücumdaki çok büyük gücü Didier Drogba. Bu kez de Felipe Melo ile birlikte poz veriyor. İşte Didier Drogba yavaş yavaş soyunma odasına doğru hareket ediyor. Kupa onun ellerinde ve fotoğrafçılar da bu özel kareyi alabilmek için çok büyük çaba sarf ediyor. Bir kez daha söz saha içinde bulunan Can Karadeniz'de.
Evet sevgili seyirciler, Filippo Melo ile birlikteyiz. Babası bizlerle birlikte ve Mert bizlerle birlikte. Mert tebrik ediyorum öncelikle. Melo'yu da tebrik ediyorum. Content, primeiramente agradecer a Deus como sempre, né? Depois ao grupo e a minha família. Meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, minha esposa, meus filhos. Enfim, essa é a vitória de todos. Mais uma vez campeão, muito orgulhoso desse mais um título, né? Principalmente poder comemorar com a minha família que eu amo tanto. Glória a Deus por isso. Çok şükürler olsun. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Ailem yanımda. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ondan sonra aileme teşekkür etmek istiyorum. Bugün babam yanımda, eşim burada, çocuklarım burada. Bir kere daha şampiyonluk yaşadık. İkinci şampiyonluğumuzu yaşadık. O yüzden tekrardan inanılmaz mutluyum ve çok şükürler olsun. Melo geleli kısa süre oldu. Belki bir geçen sene geldi ama sanki yıllardır Galatasaraylı gibi oynuyor. Galatasaray'a olan bağı, duyguları, Galatasaray ile ilgili düşüncelerini bir de burada alalım ondan. Normalmente aqui você está jogando só para 2 anos, mas parece que você está jogando mais que 2 anos, como 20 anos, você tem uma relação especial com nossa torcida, com nosso clube. Então, o que você quer dizer? Qual é o seu pensamento sobre o nosso clube, sobre o nosso time? Não, toda a camisa que eu visto realmente de corpo e alma, né? Todos os clubes que eu passei, eu fiz de tudo para fazer história, para o clube vencer, né? E aqui não foi diferente, graças a Deus nós obtivemos vitórias aqui nesses 2 anos. E realmente isso é fruto de muito trabalho, muito empenho de todos nós, jogadores, da comissão técnica. Quando a gente vence, não vence só jogadores de comissão técnica, também tem cozinheiro também, tem um cara que limpa lá em Flora, enfim. A vitória é de todo mundo que trabalha no Galatasaray e realmente eu glorifico o nome de Deus por causa disso. Sadece Galatasaray değil, oynadığım bütün kulüplerde %100'ümü elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Böyle yaptığınız zaman da, çok çalıştığınız ve %100'ünüzü verdiğiniz zaman da mutlaka kulüple, taraftarla bir özel bir bağ oluyor aranızda. Tabii ki bu başarı sadece benim başarım değil. Demin de belirttiğim gibi bütün futbolcuların başarı, hocamızın başarısı, bütün teknik heyetin başarısı sadece onların da değil, Florya personelinin, ağaççısının, temizlikçisinin, herkesin başarısı. O yüzden inanılmaz mutluyum ve çok şükürler olsun diyorum. Gelecek sezonda Galatasaray'da olmak istiyor mu? Você quer ficar na Galatasaray também para o próximo ano? Não, já falei muitas vezes do meu querer já. Realmente isso aí está na mão de Deus. Futuro a Deus pertence. Agora eu tenho que realmente desfrutar das férias, desfrutar de mais esse título, porque vencer não é fácil. Bunu çok sefer söyledim biliyorsunuz burada kalmak istediğimi ama şu anda şampiyon olduk. Artık dinlenme zamanı, bu şampiyonluğu kutlamak zamanı. Ondan sonra da mutlaka gitmeye kalmak istiyorum. Babası ne diyor Melo için? Onunla gurur duyuyor mu? E que você quer dizer sobre Felipe? Você tem orgulho sobre para ele? É verdade. Eu fui abençoado por Deus de ter um filho especial e hoje a gente se sente honrado, né, de estar aqui numa festa, numa big festa. Tabii ki çok mutluyum. Öncelikle dediğiniz gibi onunla gurur duyuyorum. Onun haricinde takımla da gurur duyuyorum. Buradayız. İnanılmaz güzel bir kutlama var. İnanılmaz güzel bir sevinç var. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Okay. Dani'yi alıyoruz Mert. 2 dakika. Hemen Dani de geldi. Mert'i hemen yanımıza çağıralım. 2 dakika hemen Dani'yi de alalım. Tamam, hemen gelecek. Mert geliyor. Evet, hemen Dani'yi de alacağız. Evet. Mert'e çok teşekkür ediyoruz tekrar. Dani neler söyleyecek? Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu yaşadı. Your first champion. Türkiye'de. No, you know, it's very important to me because, you know, in this year I have too many things. My baby come when I come to Galatasaray. Now I win the first, when I start, I win the first Kupa with Mert Fenerbahçe. Today I the champion Turkish. For me it's more important because I don't want what I say. I am like baby, you know, you see? I am like baby because I have too much emotion. I think everybody let Galatasaray work for this. And now I speak only thank you for everybody. I hope next season same. Ben çok duygusal bir insanım. Gerçekten şu an bir bebek gibiyim. Ağlayabilirim, tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz mutluyum. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk senem ve Galatasaray'daki senemde çok güzellikler yaşadım. Bugünkü şampiyonluk, ondan önce gelen biliyorsunuz Fenerbahçe'ye karşı bir süper kupa var. Ondan sonra bebeğimin doğması. Bu sene gerçekten güzelliklerle dolu bir sene oldu. Umarım seneye de aynı şekilde olur. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Congratulations Dani. Evet, Felipe Melo'yu dinledik, Dani'yi dinledik. Şampiyonluğun mimarlarını dinledik. Röportajlarımız oldukça yine burada olacağız. Sözü tekrar Kerem'e bırakalım. Yavaş yavaş arenada tribünler boşalsa da Galatasaraylı futbolcular kendileriyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kesinlikle kırmıyor ve çok renkli görüntüler de ekrana geldi. Ebu'ye ile ilgili çok özel görüntüler ekrana geldi. Ebu'ye çevresine kime rastladıysa şampiyonlukla ilgili belki de görüşleri aldı. İlerleyen günlerde de tabii ki
Bu görüntülerin detayını Galatasaray televizyonu ekranlarında sizlere sunacağız. 19. şampiyonluğunu kazandı Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de. 2012-2013 sezonunu mutlu sonla noktalamayı başardı ve üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı sarı kırmızılı takım. Diliyoruz ki nice şampiyonluklarla Galatasaray bu yolda devam edecek. Kendisine yakışanı yapmayı sürdürecek işte. Teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcuların adı ekrana geliyor. 2012-2013 şampiyonu Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ve aslanları. İsimleri yazılı bu bayrakta arenanın dört bir yanında bütün şampiyonluklara atfedilen bayraklar var. O şampiyonlukları kazandıran teknik direktörler ve oyuncuların isimlerinin yazıldığı bayraklar var. İşte Emmanuel Eboué ve Dani Nunke. Bu sezon ici à Galatasaray, tu es champion. Qu'est-ce que tu as dit? Mon vieux. Ouais. C'est compliqué. Allah. Il y a trop d'émotions, mon vieux. Allah. Champion première Allah saison. On est heureux, mon vieux. Allah. Ce soir, il faut qu'on lève, on lève le coude ce soir parce que vraiment, on a travaillé pour ça. Tikish. Dani, c'est le savior room. Everybody, tarafta. Dani, c'est le savior room. Yeah. And Dani, allez, gruş, yakşamala. Allez, gel. Fransızca ve Türkçe ile karışık Emmanuel Eboué ve Dani Nunke'den görüntüler ekrana geldi sevgili seyirciler. Çok renkli karakterler, çok yakın, çok iyi arkadaşlar Eboué ve Dani. Bu arkadaşlık, bu sevgi de zaten başarıya giden yolda en önemli etkenlerden bir tanesi oluyor her zaman. Yine Emmanuel Eboué görüntüde. Dani, gel! Şimbabwe'ye şampiyon, gel! Emmanuel Eboué soyunma odasına doğru gidiyor. Dani'yi de çağırdı. İki yakın arkadaş yine bir araya geldiler. Champion, what you want to say? Oh Allah 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 Akbar. Thank you to everybody. Thank you to the all fans. Thank you to you. Thank you to me. Thank you to our wife, to our kids, to the staff, to Fatima Jam, to Tafarel, everybody, all the jam. We say thank you. Come and come, film me, film. Konishi, stop here, film. On dit merci à tout le monde. On vous invite ce soir chez moi à la maison. J'habite à Floria. Viens tout chez moi à la maison. On va faire le fouka-fouka, on va s'amuser ensemble. On va. Emmanuel Eboué, Florya'da oturuyorum. Gelin evine eğlenelim diyor. Ondan öncesinde de bütün teknik heyete, taraftarlara, Dani'ye şampiyonluktaki katkılarından dolayı teşekkür etti ve klasikleşmiş. Gel. Sevincini yaşadı Emmanuel Eboué. İmza. Soyunma odasına doğru hareket ediyor fil dişi sahilli oyuncu. Galatasaray şampiyon. Röportajlarını sürdürerek. Kim bombo? Daniel! Gel. Hadi gel. Hala. Konuş. Saat mi? Okay. My Claudio Tafarel speak. he can't speak, you know. He can't speak. Tafarel is blocked there. He can't speak, you know. Tafarel, tarafta, teşekkürler, sağ ol for everything. Galatasaray TV, senin TV room from here. Thank you for everything. After video, para, me give me para, tamam? Okay. Give me para. After video finish, you para. Hey. Imperator coming. Hocam konuş. Imperator coming. No. That is the imperator. Senin seviyorum. Everybody senin seviyorum is our dad.
Hocam Ebu'yu görüyorsunuz. Gerçekten çok neşeli, çok sıcakkanlı bir insan. Onun için neler söylersiniz burada? Takımımızın neşe kaynağı. Tabii de iyi de bir futbolcu aynı zamanda. Ümit ediyorum. Seneye de hepimizin çok beğendiği Ebu'ya devam edecek. Hocam herkese tek tek röportaj yaptı. Galatasaray TV'den iş istiyor kendisi. İşte burada oynamadığı zamanlar orada iş olmasaydı. Kolunuzdaki dört yıldız hocam. Hocamız. Baba. Evet Ebu'ya, Emanuel Ebu'ya. Para, hatta bir de para istiyorum diyor. Para, o para. Gancılar da beni. Sor alacak, sor. Soyunma da sen.